Hippo'nun tohumlarını 2 yıl önce ekmeye başladık ve bütün dünya edebiyatına güncel ne varsa ve tam da bizim istediğimiz bakış açısıyla yapan kitaplar neyse onlara bakmaya başladık. Bu bakış açısına da en başta işte didaktik olmayan ve çoğulcu, kapsayıcı, farklı insan hallerinin ve farklı dünya hallerinin bir arada var olabileceğini gösteren ve o çocuk kitaplarında anlatıla gelen narratifin, hikayelerin dışına çıkan ve çocuklara bunların da olabileceğini gösteren kitaplar. Nasıl örneklendirebiliriz bunu? Yani biraz önce kitapları anlatmıştınız gerçi ama biraz da bize anlatabilirsiniz. İlk kitabımızdan örnek verebilirim. Mutluluk Bir Tilkidir. Yerçen Gotyun'u Ahvesmane. Bu kitapta böyle anlatayım yine tamam. Manik depresif olduğunu benim düşündüğüm ama hakikaten duygu değişimleri yaşayan bir tilkiyle bir erkek çocuğunun arkadaşlığı, taşınma çocuklar için zor bir konu. Bu erkek Povilas çocuk bir noktada taşınıyor ailesiyle birlikte. Bunu hiç istemiyor ve tilki onun peşinden geliyor. Hem dostluğun dostluğa içkin olan ayrılığı, kopmayı ama daha sonra tekrar bir araya gelinebileceğini, bazen çocuklara çok zor gelen şeylerin taşınma gibi, bu bazı durumlarda da boşanma da olabiliyor mesela. Böyle kitaplar da var dünyada. Bunların da üstesinden bir şekilde gelinebileceğini anlatan ve bunu dostluk üzerinden anlatan çok tatlı bir kitap. Yani Aras 93'ten beri faaliyet gösteriyor ve Ermeni edebiyatıyla, Ermeni kültürüyle ilgili yayınlar yapıyor. Buradaki temel amacımız hani Türkiye'nin kültür ortamına katkıda bulunarak aslında insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak. Bir tür köprü olmak ve bir pencere açmak. Geldiğimiz noktada da güzel bir ofis alanı taşındık. İşte burası Beyoğlu'nda, Tünel'de, İstiklal Caddesi üzerinde hoş bir mekan, boğaz manzaramız var. Ve burayı sadece bir ofis alanı, çalışma alanı olarak kullanmayalım. Burayı Beyoğlu'nda bir uğrak yeri, insanların geldiklerinde uğrayacakları, etkinliklerini izleyecekleri, katılacakları ve beraber düşünüp tartışacağımız, beraber üreteceğimiz, diyalog içine gireceğimiz bir alan olarak hayal ettik. Etkinlikler mesela bunlar. Cumartesi günleri sabahları çocuklar için olacak etkinliklerden bahsetmiştiniz. Diğer etkinlikler neler mesela? Yani çok çok çeşitli esasen buranın etkinlik şeyi. Aras'ın kitaplarıyla, Aras'ın ilgilendiği konularla ilgili faaliyetler tabii ki olacaktır. Yani paneller, tartışmalar, konuşmalar, belki dersler. Ama onun dışında sanatsal bazı faaliyetler olabilir. Başka yayın evlerinin veya başka kültür kurumlarının önereceği bazı faaliyetler olabilir. Başkalarının bizzat burada sadece mekanı kullanarak yapacağı faaliyetler de olabilir. Ama temelde kültürle, edebiyatla, dille, kadınlarla, toplumsal cinsiyet meseleyle ilgili her türlü faaliyete, buna film, müzik, işte birlikte düşünmek, atölyeler, tartışmalar hepsi dahil.